mi yani Selçuk Olabilir. Özdağ diyor ki bak Orhan diyor, Orhan Uğuroğlu'na ya da Orhan abi diyordur herhalde, bilmem yaşlarını da gerçi. Bir de yani evet. Onlar reportaj yapmış. Ondan sonra diyor ki ben şimdi kendimi dövdüreceğim bugün. Sen de kendini dövdür. 2 saat sonra da sen ayarla birilerini. Yok, ben önce bir röportaj vereyim sana. Tamam, ben önce bir röportaj vereyim. Sen bunları yaz. Manşeti atın. Tamam abi, ben de manşet kendimi dövdürmemiz için neden olsun. Bir neden yaratalım. Arkasından da bak ben dövdürüyorum, 2 saat sonra da sen. Ben iki çocuk da sana buldum, yolluyorum mu? Mesela ya olmaz. Araba, yani böyle bir olmaz. Şey. Olmaz. Olmaz. Ama yani bu Bahçeli'nin altında bir şey var. Yani Bahçeli'nin altını çok ithal etme. Ya yani Bahçeli bundan sonraki demeçlerine, yaptıklarına, örgüt içi hamlelerine kimi nereye getirdi? Bak basın danışmanının o lafları onun yanında tutuyor. Basın danışmanı diyor. Adam en büyük hakareti gazetecilere yapıyor. Evet. Ve basın danışmanı. Yani üç yumruğu, böyle bir şey olabilir. Üç yumruğu diyor ama abarttılar diyor bir yandan da. Ayşenur'a söyledikleri ya. Medya Mahallesi'nin Ayşenur Arslan'ına. Böyle bir şey ki, değil mi? Medya Mahallesi bakın kaç yıldır yayında ve yayınlandığı süre boyunca bu ekranlarda o kuşağın tartışmasız izlenme artı şeyi, Ayşenur Arslan. Birincisi yani. Bir kanalda ayrıldığı, kovulduğu kanalda Fethullahçılarla, iktidarla kavga ede ede ayrılmıştır. Savaşmıştır. Tabii. Yani bunu biliyoruz. Şimdi Ferhat Borotavlar'la yaşadıklarını ve isim yazdığı için evet. Söyleyebiliyoruz. O Uludere olayıyla ilgili yaptığı için, yayın tamam. Yaptığı yani, için savaşan bir tamam. Kadını, yursever bir gazeteciyi tamam. Teröristlerden. Tamam. Yani oradaki Fethullahçı kısmı Ferhat Borotav'a denk düşmüyor bu arada. Hayır hayır. Yani İşbirlikçi diye evet, Ferhat Borotav'la şey, işbirliği yapıyorlardı bu diyelim. Bu Roboski ya da tabii. Uludere şey yaşandığı zaman, katliam yaşandığı zaman medyanın saatlerce haberi veremediği bir süreçte orada rejideki süreçle mücadele ede de Ferhat Boratov'la bağıra bağıra haberi duyurduğu bir hikaye. Sonra da yanına Akif Bekir getirildi. Başbakanlık evet. İşte oradan atandı. Ya sonra da kavga ettiler. Akif Bekir Cumhuriyet'teki röportajdan, Ayşenur Arslan'ın röportajından çok rahatsız oldu. Ben gelmiyorum kardeşim dedi. Çünkü medyayı onlar yönetiyor. O zaman da bugün olduğu gibi hani etkililerdi. Şimdi de muhalif ya. Akif Bekir daha anlatmadı onları tabii ne oldu neler bitti ne dair. Sayın Akif Bekir mutlaka yakın, bir gün anlatacaktır. Ve bugün şimdi teröristlerin anısı Ayşenur Arslan oldu geldiğimiz noktada. Tamam yani şeyin açıklaması MHP'nin danışmanının hikayesi. Açıklaması, tabii. Şimdi, bir şey diyeyim mi geldiğimiz noktaya bak orada bir bombalama oluyor insanların üzerine bomba atılıyor. Roboski'de. Medya böyle duruyor ne olacak diyor ne karar verecek. Yayın yapamıyor. Şimdi geldiğimiz noktada da bir bakan istifasını veriyor. Onun da yayını yapılamıyor. 48 Mehmet abi, saat düşünebiliyor musunuz? Selçuk Özdağ hani saldırıyı da doğru dürüst göremedi ki medya hani uzun süre. Hani orası uzaktı evet. Ne olduğunu tabii. Anlayamadı daha diyelim. Hani ta robot orada. Şimdi bir şey diyeceğim. Ya kardeşim burada bakan kendi Twitter'dan açıklama yapıyor. Açıklamış. Ya onu da veremiyorlar. Yani ne hale geldi? Kaç yıl televizyon yöneticiliği yaptınız haber yöneticiliği? Ya ne bileyim bilmiyorum. Ya yaklaşık yani. 15 sene. 15 sene. Mehmet abi. Bir ülkede, herhangi bir ülkede bu kadar önemli profilde bir siyasetçi Selçuk Özdağ böyle bir saldırıya uğrarsa o ülkenin haber kanalları ne yapması lazım? Son yayını yıkması lazım değil mi? Evet, yayını tabii. Yıkması lazım yani bu olaya geçip kesintisiz mümkün mertebe yayın yap. Böyle bir şey yok artık. Yani böyle bir norm yok artık gazetecilikte. Şimdi birileri de efendim o sözü ciddiye alıp o sözden tahrik olup Allah korusun Ayşenur Arslan'a sokakta gördüğü bir yerde bir saldırı düzenlerse, onun başına bir şey gelirse. Bu nedir ya? Biçimle söyleyeyim. Bu kadar kolay mı insanlara terörist demek, terörist demek? Ya hani bırak haberi girip girmemeye. Diyelim ki benim çalıştığım dönemde bir dakika geç girdiği zaman kıyamet kopardı. Ya X kanal girmiş kardeşim sen nasıl giremezsin diye millet birbirinin üzerine tepinir. Kalp kırardık yani. Hakikaten birbirimizle kavga ederdik ki bir dakika niye geç giriyoruz? Bırak girip girmemeyi. Bak o bir kanal girdi. Seyirci gitti oraya. Merhum Ufuk Güldemir sizden hesap sorardı. Of. Siz de birilerinden hesap sorardınız. Öyle girerdik birbirimize. Bu yalnızca aslında saldırıyı küçümsemek değil. Bu suçu meşrulaştırmak. Tabii ki işin hukuk kısmından bakmak lazım. Hukuk devletiyiz. Anayasanın ilk 4 maddesinde yer alan ilkelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla kanunlara göre çalışan bir ülke var ve siz bırakın işte 2-3 darbe gibi küçümseyici sözleri sizin mahrem alanınıza giren kişileri bile istemediğiniz takdirde
cezalandırmak durumundasınız. Yani kimsenin hayatını zaten hiçbir şekilde, bırakın fiziki olarak, psikolojik olarak ya da bakışla bile tehdit edemez. Burada apaçık bir saldırı var. O kadar ilkel bir görüntü ki. Hani ben de meşrulaştırmamak için örnek dahi vermek istemiyorum ama hani kaos dönemi olsa, bir karmaşa dönemi olsa belki dersin ki evet, hani şiddet dönemi vesaire, ama yani durup dururken bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına, ya olacak iş değil, hani hakikaten akıl alır gibi değil. Bunun bir hukuki boyutu var. İşte suçu meşrulaştırmak, saldırıyı küçümsüyorsunuz, 3-5 darbe diyorsunuz, aman kendini dövdürmüş diyorsunuz ve şiddet, suç potansiyeli taşıyan kişilere cesaret veriyorsunuz. Bunun devamını yap. İşte savcıyı tehdit ediyorsunuz, bakın korunuyorsunuz, cezalandırılmayacaksınız mesajı veriyorsunuz. Biz kadın haklarında da, kadın insan haklarında, ya kadına yönelik şiddette de hep bunları söyleriz. Yani siz en etkin şekilde yasaları uygulamak ve en etkin cezayı vermek durumundasınız ki bunun önü kesilsin. Fakat burada tırnak içinde devlet olarak başka bir yapı algılanıyor ve algılatılıyor. Hep diyorlar ya, aslında bu devleti asıl yöneten işte Devlet Bahçeli'dir, devlet işte devlet, başka bir devlet var falan. Ama bu değil, devlet bu değil, yönetmek bu değil. Yani bir siyaseten, şimdi bu işin hukuk kısmı. Zaten cezasızlık suçu doğuran bir şey. Geçmişte de şiddetin önünü açan çok sayıda beyanatı var. Hukuka karışan, yargı bağımsızlığını karışan bir siyasetçi olarak çok fazla beyanatı var. Şu an derdest olan, yargılaması devam eden dosyalar hakkında, sanıklar hakkında da düpedüz yargısız infazda bulunuyor. Örneğin diyor ki işte Demirtaş teröristtir, diyor ki Kavala Sorosçudur, asla çıkamazlar gibi zaten çok sayıda sık sık beyanat veriyor. Devlet Bahçeli giderek artan şiddet dilini tahrik edercesine insanları, o dili, dozunu giderek artan bir boyutta taşıyor. Yani nereye varacak bunun sonu gerçekten bilmiyoruz ve korkutucu görünüyor. İşin siyasi kısmı, yani bir siyasetçi olarak siyaset de böyle yapılmaz. Yani siz bir hadi diyelim ki haksızlık etti, intikam çabası var burada. Bu mudur yani? Hani yöntemi bu mudur gerçekten? Ya da bilmiyorum, ittifak mı bozmaya çalışıyorsunuz? İnsan döverek mi yapıyorsunuz bunu, dövdürterek? Yani hani iddialara göre, görünene göre, tabloya göre. Siyaset de bu değil. Hatta daha çok kendi kazdıkları kuyuya düşecekler gibi bir sonuca da varabiliriz buradan. Çünkü o kadar ilkel bir görüntü ki yalnızca kendilerine duyulan saygıyı, güveni azaltan, bunlar bu şekilde devlet yönetemez dedirten bir tablo çiziyorlar. O yüzden hani ne hukuka sığan ne siyasete sığan tavırlar. Devlet insanı olarak zaten böyle bir saldırının, sizin de dediğiniz gibi, hem medyada hem siyaset dünyasında da çok farklı bir yankı uyandırması gerekirdi. Başta Cumhurbaşkanı çıkıp hani ne olursa olsun, karşınızda da olsa, yani muhalefet de etse, bu saldırıyı kınaması, derhal ayıplaması ve suçluların yakalanacağını, hemen gereğinin yapılacağını söylemesi gerekirdi. Bu kamuya güven verir. Bu şekilde beyanatlarda bulunmak ve susmak da aynı zamanda bu beyanatları desteklemektir. Öyle bir tavır alırsınız ki kamuya güvendesiniz, kamu güvenliğini sağlıyoruz, endişe etmeyin. Hani kontrol bizde mesajı verirsiniz. Ben görüyorum ki, yani bir hukukçu olarak da bu olayın kesinlikle, yani hukuki bir derdi yok. Hukukun dışına çıkmış bir süreçteyiz. Ve hukuki açıdan şöyle bir boyut var Tuğba Hanım. Ne olursa yapalım diyorlar. Bu, yani bu saldırılar şu anda hepsi tekil vaka olarak soruşturuluyor değil mi Barış Terkoğlu? Tekil vaka. Yani Selçuk Özdağ'a saldırı, Orhan Uğuroğlu'na saldırı. Ondan sonra daha önce Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili hala iddianame yok ortada. Evet. Hala iddianame yok ortada. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 sene sonra hazırlanmadı mı zaten? Evet. Yani duruşmasının yapılış şeklini biliyoruz. Yani neredeyse bizi cezalandıracak şekilde, hı-hı, yargılama yapıldı orada. Dolayısıyla bu konuların bu şekilde soruşturulması galiba
aydınlık günlere olan inancımızı pekiştirecek bir yola bilmiyorum sürükler mi Barış Terkoğlu?